konut binasının maalesef göçmüş halinden bir görüntü. Burada şeye dikkat edin, buradaki donatılar kopmuş. Şurada etriyeler, işte söylediğim katlanma açısı, yani etriyeyi biz bitirdiğimiz zaman şu kısım, etriyenin biten kısmı, bunu betonun çekirdeğine gömmemiz gerekiyor. Bu 135 dereceyle gömülüyor oraya. Dikkat ettiğinizde burada 90 derece bu bırakılmış. Yani hiçbir şekilde bunu tutmuyor. Oradaki beton çok zorlandığında çok rahat açılmış. Buradaki donatıların böyle burkulmaması gerekiyor. Bu etriyeler bunu öyle bir saracak ki bu donatılar farklı şekillerde böyle S çizerek burkulması gerekiyor. Bizim tasarımımızın ana şeyleri. Şöyle, biz inşaat mühendisini 4 yılda mezun ediyoruz. Tam yetkiyle salıyoruz piyasaya. Mühendisimiz tasarımını da yapıyor, uygulamasını da yapıyor. Mühendisimiz bu işi ustayla işçiyle yapıyor. Şimdi ustamız, işçimiz, mühendisimizin 4 yılda aldığı eğitimin belli bir kısmını alabilmesi gerekiyor, alması gerekiyor. Çünkü bizim işimizin kalitesi tamamen onlarla alakalı. Onlara bağlı. Bir usta, bir işçi olayı tam anlayamamışsa, olayı tam kavrayamamışsa o işi tamamen sadece bir iş olarak görür. Halbuki bunu biz binanın performansı, binanın deprem sırasındaki davranışıyla ilişkilendirebilmesi gerekiyor. O yüzden ben ustaların ve işçilerin de önemli, yani bazı hususlarda çok ciddi eğitimler alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim işimiz onlar yapıyor.